Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Hifa bana burada bir şey böcek gösterdi. Gel Hifa. Hifa, bu böcek değil kızım. Yani böcek de kızım, bunun adı peygamber devesi. Gel. Anaya benziyor. Ha, ben bu şey anne diyorum da. Şimdi arkadaşlar, size şöyle söyleyeyim. Bak, öyle bir dokunayım. Geç geç geç. Geç lan. Ama Ana bak beni şimdi kovuyor. bu yani ya, bundan daha büyüğü vardı. Dişileri daha büyük. Bu var. Çok Bundan küçük. şöyle şu serçe parmağımın boğumu kadar da bir tane daha Ama gördüm. çok küçük. Geçtiğimiz günlerde şöyle söyleyeyim. Aa, şu kapının ucunda duruyordu. Ben dışarıya götürdüm. Şu oraya doğru koydum. O büyük olanını. Büyük bir ihtimal bunların anası. Dişi yani. Ben atıyorum. Ertesi gün geliyorum. Bir bakıyorum kapının şurasında. Hemen ucunda. Şuraya gelmiş. Daha sonra şuraya gelmiş. Gene uzaklaştırdım. Bu sefer de şurada bir yerlere gelmiş arkadaşlar. Bir baktım kenarda şöyle küçük küçük herhal yavruları var. Burada bir yerde yuvası var. Garibim dolanıp duruyor. Şimdi o da Bastım artık işte bu böcek. yuvada mı büyük mü onu Ölmüştü, anlayamadım. beni bastım. Normalde peygamber Bak develerinde bu bildiğim kadarıyla her zaman oluyor mu bilmiyorum ama çiftleşirken dişi erkeği yiyor diye biliyorum. Kafasını koparıyor. He. Evet kızım, böcekler ölmüş işte ya. Şimdi Hifa, bu ne bak? Bu her yer dağınık. Her yer kızım. Nasıl olacak bu iş? Pis mi oldu? Pis olduysa o zaman arabanı yıka. Şimdi buralarda yine işlerimiz var arkadaşlar. Kaldırmadığımıza bakmayın. Daha melemen. Ondan sonra bir turşuluk, haşlanacak lahanalar, böyle baya bir şeylerimiz var yani. Hani sürekli kaldır, bindir, temizle, o işleri yapmamak için. Şimdi şöyle, Baba madem böyle elimize kamerayı aldık, videonun vücutla konusunu ölüyor. ben de bilmiyorum da, köyde Baba yaşam diye, vücutla veya ölüyor ki. konu ilgili bir şey olursa atarım size. Baba He. bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne Vücutla ölüyor? ölüyor bu bebek. Bu bebek. Bu bebek böcek bununla ölüyor bebek. He. Bebek öldü. Bebek mi öldü? Evet, bebek He. böcek öldü. Tamam, bebek ölmüş, böcekler ölmüş arkadaşlar. Bu bebek ölmüştü. Aynen. Ölüyor. Vallahi şu odunlar var, toplanacak bir sürü şey var, şuralar var. Yani işlere yetişmeye çalışıyoruz. Köy hayatı, köyde yaşam. Yani şunu söyleyeyim. Hani iş bitmiyor derler ya. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Hoş değil. Ama iş yani, hani bu olacak. Çünkü köy hayatı, hele bir de zaten bir karı bir kocaysanız, bütün işler size bakıyorsa. Şimdi bu sene yine hayvanımız yok. Bizim eve 2 sene hayvanımız vardı. Keçisi vardı, koyunu vardı, ineği vardı derken o zaman daha da zor oluyor da, işte katlanılacak bazı şeyler güzel. O Erdoğan, çok mükemmel bir yerdesin. Tertemiz hava, tertemiz bir su, köy havası, köy yaşantısı, domates mis gibi. Ama arkasındaki zahmetleri de sizlere olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Çünkü basit değil, kolay değil. Şehirdeyken 70 kilo bir insandım. Şu an 50 kilo falanım helal yani. Çalışıyoruz. Şimdi sen ne yapıyorsun kız? Tamam, yapma kız. O da patatesleri topladık kız. Tamam, öyle topla sen bakalım. Şimdi şöyle domates demişken de, şu çeri domatesleri şöyle bir 2 tane ağzıma atayım. Hifa, bu ne? Nasıl, şu oyuncak. Tamam, şöyle al ayağımızın altından, şunu al haydi. Kaldı. Ne o? Bu çiçek bir şey. Ve ev ücreti. Bunlar çiçek Çiçek kız, o patatesin bir parçası, al şunu. Çiçek değil o. Ne? Neden bu kadar çok sevindin kız? Şöyle arkadaşlar. Evet, çeri domateslerimizden şöyle. Ha. Şöyle kızanan taraflarından bir alalım. Şuna bir bakın ya. Elhamdülillah. Ah. Gel. Çıkıyor. Gel al şundan, bir tane al da at ağzına. Aç. Yemeyeyim hadi. Niye yemiyor? Ye şundan, bir tane al da at ağzına. Aha, yaprağı görüyorum. Bunu böyle kurutuluyormuş arkadaşlar, böyle yani enteresan bir şey.
Hanım da koymuş ya da böyle dalında da kuruyor diye biliyorum. Karışık. At kızım o, temiz değil. Hayır, bu tavukları atacağım. Boş ver tavukları. Ne? Boş ver tavukları diyorum. Böcek yesin. Böcek de yiyebilir he. Sen şu domatesten bir tane yiyele gel. Hayır. Hadi ye. Acı. Acı değil kız. Beni kandırıyor. Arkadaşlar sizlere kasım patıyı göstereyim. Adı üzerinde kasım patı dediklerine göre anladığım kadarıyla kasıma doğru mu açıyor ya da adı o yüzden mi öyle bilmiyorum. Bakın ben de bunlar niye açmıyor niye açmıyor dedim. Geçen Kübra dedi ki adı üzerinde kasım patı dedi, yani şimdi açacak değil ya diye. Şunlara bakar ya ne güzel. Baba bu çiçek açmış. Çiçek açmış. Hifa bunun adı ne biliyor musun? Saba benziyor. Neye benziyor? Bu saba benziyor çiçek. Yok bu çiçeğin adı kasım patı. Hayır bu patı. Kasım patı. Bak ha gel bir de şeyi göstererek. Bak akşam sefasını göstererek. Gel şöyle. Gel. Ne? Gel bak burada da akşam sefası var. Bak. He. Evet. Arkadaşlar yani şunları suladık. Gerçekten çok sıcak oldu bu sene. Birazcık da bir tık da ihmal ettik. Burada. Yalan yok. Ama bunlar akşam sefası. Niye açmamış ki? Açmaya mı başlıyor? Ha yeni yeni mi? Yo. Açıyor. Bunlar renkli renkli de oluyor. Hayır bu öyle açıyor. Tamam. Bu pepe oluyor. Tamam. Bu pepe. Pempe. Gel. Şöyle gel de bak kulağının orasına koyalım. Gel. Hayır. Bir kokla. Dur. Kokoya bakayım. Tamam kokla. Bekle ben sana koklatayım. Kokla. Ha. Tamam şöyle bir gel saçını kenarına koyayım böyle. Bak. Hayır. Niye? Bu çayı böyle çok içiyor. Çayını mı içecek kız? Tam bunun çayı yapılmıyor. Gel. Anne. Git kız. Ama gel şöyle şunu bir kenarına koy kız. Şöyle güzel güzel çık. Gel. İyi kıymetlendirdik ya. Gelme. Ah, al sana. Ama bak burada da ya. Bu arada sağa sola düşen tohumlardan çıkan domatesler arkadaşlar. Bakın burada bir. Ondan sonra şu kenarda var mı bilmiyorum. Aha burada. Buraya da böyle bir salçalık domates düşmüş. Şeyin yanına. Ne bu? Akşam sefasının yanına. Şu kenarda da mı var? Uçlarda da var herhalde. Bu arada mısırlar yani şu an mısırlar gecikti ya. Biz tamam bunları bir sonra ektik. Daha sonra ektik. Ektik diktik. Bunları benim dilim bazen karıştırıyor. Kusura bakmayın. Buna takılan çok insan oluyor. Düzelteyim. Yani ağaç fidesi dikilir. Tohum ekilir. Buna bilmiyor değilim. Ama nedense düzelteyim derken birine onu diyor. Diğerine onu diyorum. Böyle yanlış oluyor da. Yani sürçülisan ettiysek kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi konu o değil. Yani bunlar bakın maşallah çok güzel oldu. Anam anam bunda kaç deneymiş. Ha yok ya ben de dedim ki Allah seni ne diyeyim. Diyorum ki bir tane de 4 tane mi var diyorum. 1, 2, 3, 4. Meğerse zaten 2 taneymiş bu. Şimdi baba, çok güzel oldu arkadaşlar. Baba. Ama yani nedense baba, işleri bir türlü şey baba, dolmadı. Baba. Gerçekten baba, çok güzeller. Yani şu an ektik. Ektik kızım. Bakın şu an şöyle baba, benim boyumun burasına oldu. Geliyor. Daha kocama, da böyle. Hay maşallah ya. Vallahi. İyi büyüdü ama. Baba kocama gibi oldu. Kocaman oldu. Hifa bari senin hala 4 katın var ki. Evet. Arkadaşlar patlıcanlarımızda şöyle bir olayımız var. Hani patlıcanlar güzel. Sıkıntı yok. Yani almıyor değiliz. Alıyoruz. Ama yani tek tük. Yani mesela şundan İki tane alıyoruz. Yani mesela bakın şu ne kadar güzel değil mi? Ne kadar bol bol yani verimli dalı da kendisi de şunun kenarı şey olmuş da hani mesela şunu göstereyim. Bakın çiçekli miçekli. Yani evvelki senede aslında bir patlıcan ekmeyeceğiz dedik yine. Çünkü birkaç tane alıyoruz. Örnek veriyorum hani tamam Erdoğan bahçende çıkmış elhamdülillah. Ne oluyor yani diyeceksin ama şimdi mesela ben bu sıraya fasulye veya mısır veya biber ondan daha fazla verim alırım.
Ondan elde ettiğim parayla da patlıcan alabilirim. Yani öyle mantıklı düşünelim. Şimdi şurada iki sıra patlıcan var. Hepsinden birer tane alıp da şöyle bir torbaya koysak 1 kilo 2 kilo etmiyor. Gel. He. Ot kızım kız. 1 kilo 2 kilo etmiyor. Mesela yani daha verimli olanını bulmamız lazım. Her sene farklı bir patlıcan tohumu deniyoruz. Ya bizim burayı sevmiyor buraları ya da 4 senedir biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Anlayamadım ne olduğunu. Ama arkadaşlar gene gelmişler bakın. Gördünüz mü? He ya vallahi. Yok yok kızım. Buna gelmiş mi gelmemiş ama ucundan hali almaya başlamış. Yok kızım kuşlar gelmiş ya. Aha kuşlar başlamış şimdiden buraya. Tüh. Ama şunun içine bir bakayım ya. O, bu olmuş gibi. Ben de diyorum ki mesela şuradakilere niye gelmiyor diye. Çünkü ben birinin içine baktım. İşlen beyaz da hala. Çekirdeklenmemişiydi. Ha, buna gelmiş gördün mü? Ha, bu da tam olmamasına rağmen şimdiden yemeye başlamış. Vay vay vay. Baba bir He. Şimdi bu şurada gelmiş. Bu aşılarımı göstereyim. Bu arada da böyle bahçemizi dolanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir vlog çekiyoruz. Şimdi şöyle bakın. Bu aşının ikinci senesi olabilir arkadaşlar. İlk senesi değil herhalde. Şunu koparalım. Bunlar aşağı ana gövdenin. Hayvanlar. Gördüğünüz gibi nasıl güzel tutmuş mu? Ağacı. Bu alttaki arkadaşlar armut ama bizim burada ne derler? Güz armudu diyenler var. Kış armudu diyenler var. Böyle sert oluyor. Çok sonra toplanıyor. Zaten düşüyor birçoğu da. Evde yumuşuyor öyle yeniyor. Çok da verimli olmuyor. Yani beğenilmiyor. Çok da yiyen yok diyelim. Çok güzel bir armutla aşıladım. Hani bu armut böyle deveci armudunu düşünün ama yeşil. Hani öyle Santa Maria değil de deveci armudu büyüklüğünde yeşil bir armut. Bu bizim komşumuzun, köylümüzün. Bu ağaç verdi. Bu ağaç verdi. Aynen kızım. Bak çok güzel büyüdü gördün mü? Bir de çok güzel. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şurada da cevizlerimiz var. Bu sene kapımda bu cevizlere bir bakayım. Nerede başka cevizi? Bunun gene arkadaşlar cevizi var. Bakın şöyle. Cevizi elhamdülillah. Kapımda burada 4 tane var. Bir bu verimli. Gördüğünüz gibi. Bu verimli. Onun da kenarlarında gene bir yanmalar var da cevizi iyi ama. İnşallah içi de dolu ve etlidir. Ne oldu? Yok bir şey tamam. Gel şöyle geçelim. Şimdi bu vesileyle de sizlere bahçemi göstermiş oluyorum. İçerisinde dolanalım. Genelde bazen böyle ucundan gösteriyoruz. Kenarından gösteriyoruz. Yani içeriği dolanmayabiliyoruz yani. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yer burası benim kümesim arkadaşlar. Baba, 3 gözlü bir kümes. Bakın. 4 tane tavuğum var. İçerideler. Onları öyle besliyorum. Şöyle 3 gözlü. Bunların hepsi doluydu. 50'den fazla tavuk. 10-15 tane gazım vardı. Ekonomik nedenlerle yapmıyoruz diyelim yani. Şimdi matematik bellidir. 2 kere 2 4 eder. Efendim kızım. Aynen. Aynen kızım düşüyor. Kızımın da lafı bitmiyor. 2 kere 2 4 eder. Matematik bellidir. 50 tavukta gerçekten güzel yumurta sattım. Arkadaşlar gerçekten iyi sattım. Evvelki seneler yaptığım işi söylüyorum yani. Bu sefer kazandığım parayı kışın bizim buralar çok soğuk oluyor. Yani buna sıcak ve ılıman bir ortam sağlayamayınca yumurtlamıyor. Yumurtlamayınca bunları yiyecek. 50 tane tavuğu da en az minimum bir derecede beslesem bile yumurtasını geçtim. Zaten o kış soğuğunda yumurta alma lüksün yok. O yüzden de kışın sattığım yumurtayı parasını yazın yemine vermiş oldum. Ben de azalttım. Kendi yumurtamı elde etmeye çalışıyorum yani. Tamam bakacağız kızım. Şimdi şurada güzel bir armudum daha var arkadaşlar. Bakın. Burada bazı denemelerim oldu. Bu benim ilk aşım.
He. Bu kayısı böyle suyu oluyor. Tamam. Su oluyor. Bu ne içiyor? Tamam. Kayısı su oluyor. Meyve suyu oluyor ve içiyormuşuz arkadaşlar. Evet. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu elmam da çok güzel. Tadı da lezzeti de çok iyi ama bu sene elma senesi değil. Yani köyde sağda solda da yok. Şu dalı kestim. Bu benim ilk aşı denememlerimden biri ve güzel tuttu. Bu kırmızı bir elma. Bu alabula yeşil bir elma. Çok güzel bir tadı var. Ama öyle sürekli vermiyorlar işte. Bizim buralarda genelde elmalar, armutlar bir sene bol veriyor, bir sene az veriyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada bir kümesim var. Kümesim evimin sınırında, en aşağısında yani. Evim bak burada. Ev hemen şu cevizin arkasında arkadaşlar. Komşuyla olan böyle bir sınırım var. Bu sınırdan hemen şurada bitiyor zaten sınır. Kümesimi sona koydum. Arkaya koymadım. Gözümün önünde olsun. Eve de yakın olmasın. Çünkü tavuk sonuçta temiz kokmuyor. Sonda bulunsun dedim. En aşağıya koyduk. Buradan hari. Normalde bahçeyi kaldırdığımızda iyice yayılıyorlar yani. Gel. İn aşağı. Beni düşüreceksin kız. İn kız. Baba. Tamam. Tamam tamam. O armudumuzu aşıladık. Bu elmamız güzeldi. Ama elmanın yanına bu aşıyı yapmak istedim. Baba bizde. Baba bizde elma ya. Bu armudumuz da çok güzel. Santa Maria mı diyorlar? Bu, yanlış telaffuz etmiyorsam şu güzel pazarda satılan armutlardan yani. Bol verdiği bir seneye denk gelmedim. Ama verdiklerinden yedik. Yani onu değil. Heh. Tamam. Bu da kırılan kayısılarımızdan biri. Böyle güzel etli bir kayısı. Şimdi şuradaki kabaklarımıza bakın. Bunlar çekirdeklik arkadaşlar. Yani çekirdek işliyoruz ya, kabak çekirdeği. Onlar. Onlar sonuna kadar büyüyor. En sonunda kurutuyoruz. Efendim. Ama Hifa bak. Hifa şimdi diyor ki, izleyicilerimiz diyor ki, Hifa arkadan seni çok sabote ediyor diyor. Hayır. Hifa hiç dinlemiyor diyorlar ama. Ne hayır, olacak? Hayır hayır. Bu kayıs. Tamam. Bak şöyle yapalım mı? Bir ben konuşayım, bir sen konuş. Tamam mı? Hayır. Hayır mı? Ama bana tamam, önce sen konuş. Konuş. Arkadaşlar Hifa kayısıyla ilgili bir şeyler anlatacak size. Anlat. Bir kayısı çıkıyor. Tamam, kayısı çıkmış. Anladık o kısmı. Çıkıyor. Bir şey yok. Ama kayısı çıkıyor ve sen yiyorsun mu? Evet yiyorum. Kayısı çıkıyor. Allah Allah. Kızım kayısı çıktı, sen kayısıyı niye yiyorsun? Yiyeceksin kız ama kayısı senin değil mi? Niye yemiyorsun? Çıkmış işte güzelce. Tamam, şimdi ben anlatayım mı? Kayısı. Bak, tamam sen anlat da şimdi sıra bende, tamam mı? Evet. Büyük cevizimin biri. Bu diğer cevizim. Hemen bu ortada, karşısında, arada kalıyor arkadaşlar. Bir büyük ceviz de orada. Üç ceviz. Bir büyüğü de burada. Bu sene bu cevizim güzel verdi. O diğer üçünde ceviz yok. Şimdi kayısılarım da bu. Ondan sonra şu zerdali. Burada da bir zerdalim vardı. Baba, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz mu, bir kesilmiş ağaç var. O komple en güzel zerdali ağacıydı. Lakin geçen sene ya da önceki sene olabilir. O kadar çoktu ki meyvesi. Baba, kırıldı bildiğiniz, ağaç yana yattı, kırıldı yani. He. Bu ağaç kırdı, yağmurda yağdı. Şimdi buna da böyle bir ayrı bir dalı vardı. Bir dayak koydum, bir direk koydum. Ne olur ne olmaz. Baba. Şimdi şöyle şu ikisini de koydum ki böyle büyüsünler diye. Efendim kızım, efendim. Kızım kayısı yok ki. Bu sene kayısı olmadı. Kayısı. He, çıkmadı kızım. Şurada bir tane de ayvam var. Gördüğünüz gibi. Böyle de bir ayva ağacım var. Ayva ağacım da bu sene meyve vermedi. Şimdi diyeceksin ki Erdoğan kurban olayım. Gösterdiğin ağaçların hiçbirinde mi meyve yok kurban diye. Şimdi bu sene gerçekten olmadı. Valla Hifa'nın arkadan sabote sesleriyle kusura bakmayın. Baba bu armut bezi. Ayva o. Armut değil o.
Hayır, bu ayı ben yiyorum. Sen de ye. Bu ye. Sen hepsini yiyorsun zaten İfa. Aa, yiyorum. He, yiyorsun he. Ama çok kıtırdı. Tamam. Şimdi bu sene 2023 yılı baba. Buray için, İç Anadolu için de diyebilirim. Baba, he. Benim kıyı kıyı oluyor. Tamam ama bak, bana müsaade etmen lazım. Baba. Bak, ben bana bir müsaade etmen lazım. Ben burada izleyicilere bir şey anlatıyorum. Beni bir dinle. Bir kayı oluyor. Bir kaşınıyor. Ha, kaşınıyorsun bir de. Bir yiyor böcek. Seni böcek mi yiyor? Bir yiyor, bunlar kaşınıyor. Allah bunlar. Allah. Bir kaşınıyor. Tamam. Bir geçiyor. Bir geçiyor. Bir daha kaşınıyor. Bak gobernem. Hayır hayır, gobern açma, ayıp. Ayıp. Açma kız. Hayır hayır. Yok, gösterme. Hayır hayır, göbeği açma, ayıp kızım. Kaşınan yerlerini göstermeye çalış. Hayır. Dün an bahçeye indik. Dikenlerin arasına girmiş. Onu diyor. Tamam, sen göster, ben izliyorum. Ha, oraların mı? Çizildi mi? Hayır. Ha, tamam. Böcek mi yedi? Ha, böcek yemiş. Onlar sivrisinektir kızım. He, sinek işte. Şimdi meyve konusuna gelecek olursak, ağaçlarımızda 2023 yılı için İç Anadolu'da, şehirlerde de öyle diyebiliyorum. Ciddi manada meyve yok. Bu elma, armut, kayısı, vişne, kiraz, erik olanların seyrek, genelde de olmadı. Ama dün mü evvelsün şey, geçtiğimiz günlerde bir köylümüz var, Murat abi şey dedi. Bizim burada bir yani çok ileri köylerde, 3-5 köy ötede bir köyden bahsettim. Bir armutları var dedi. Yani köyün armudundan bahsetti. Gerçekten armutları olmuş. Oraya vurmamış mesela. Baba, enteresan bir şey. Baba. He. Baba. Bu uzun belli. O büyüyecek, kocaman olacak ve üzüm olacak. Şurada da lavanta var arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz güzelim lavantalar. Bakın şurada bir öbek. Bunun yarısı kadar şöyle bir öbek var. Onun yarısı kadar da şurada var. Şimdi bunlar da ilerleyen yıllarda böyle olacaktır. Bu da daha da büyüyor. Ya aha, şimdi tekrardan uçlarından yine vermiş. Biz bunu bir ay önce mi? Belki 1,5 ay önce böyle topladık. Hanım topladı. Gayet böyle bize yetecek kadar. Yani iki kişilik bir aileye yetecek kadar fazlasıyla çıktı. Şu kadarcık lavanta. Şu an aktarda bir sürü fiyat. Yani demek istediğim, hani bahçeye dikilebilir, ekilebilir. Biberiye, bir dal biberiye bir aileye yeter. O ne oldu la? Anam, kuşlar kavga ediyor birbiriyle mi? Şurası bize fazlasıyla yetiyor. Heh, gel kızım. Şöyle şömineyi göstereyim. Gelin. Gel Hifa. Heh. Bu gördüğünüzde içeriden ayrı. İçerideki şömineyi bilen arkadaşlar, dışarıdan görünüşü böyle. Şömine, ocak, ne derseniz. Bu da bizim malikane, salon. Şurası da cam mekanımız zaten. Gel Hifa, şöyle inelim. He, tamam. O üzüm gibi değil, o yabani ot. Bu yabani baba. Gel. Kız kurban olayım. Her yere çıkıyorsun, atlıyorsun. Gel. Hop. Ha. Bazen de nazlanıyor. Baba. Şimdi. He. Şu alan normalde şimdi şuranın düzlüğüne bakmayın. Burası da aslında bir tık eğimli. Kamerada belli olmuyor. Ama evin buradan ayrı daha da eğimliydi. Şimdi oraya bir su basman gibi bir şey yapmamız lazım. 30 santim falan veya 10 santim kalınlığında, 30 santim genişliğinde. Ya ben dedim ki biz burayı dolduralım dedim. Bir mekan yapalım dedim. Uzatalım. Şimdi biz burada hem bir şey kurutmak istediğimizde, hem böyle halı kilim yıkamada, yeri geldi mi yün, yeri geldi mi şuralarda bir şey yaptığımızda çok güzel kullanılan dümdüz ikinci bir balkon gibi bir şey. Heh. Tabii bir üzüm büyütemedim asma. Sebebini ben de bilmiyorum. Yani şuradan ayrı büyütüp buraya doğru böyle bir asmalık gibi bir şeyler düşünüyorum ama baba, bir türlü baba, yetiştiremedim. Baba, İnşallah yetişir. Baba, ben üzüm diktim, kötü tamam. oldu. Kötü olmuş ya. Hifa üzüm dikmiş arkadaşlar, kötü olmuş. Evet.
He. Aha burada. Geç. Hayır bu değil. Bu tamam. Tamam. Aynen. Hiver şu çorabın düşmüş kı. Şu askıda çamaşırlık var. He, çamaşırlık mı? Çamaşır mı asıl? Asılı. Seram'ı göstermek istiyorum. Bu başarılı olamadığımız bir sera. Bizim burada arkadaşlar yüksek olduğu için kış çok, kar çok, soğuk çok. Yani en fazla yerden 1 metre yüksekliğinde çok geniş olmayan bir sera yapmamak gerekiyor. Buranın içerisi sıcak kalmıyor. Bu benim tahta. Bakayım, tut bakayım. Bu benim tahta. He, bu Hifa'nın tahtaymış arkadaşlar. Senin serde yer mi tahta bunlar? He. Yer mi? O destere kızım. Senin deste yer mi? He, benim de desterem var. Senin neler yok? Kızım sen... Valla bence kameranın dışında daha net konuşuyorsun gibi kı. Ben senin ne diyorsun bu? Diğer büyük cevizim bu. Bunu benim ebem, Nuriye ebem dikmiş. Bu arada size şöyle söyleyeyim. Bu içinde bulunduğum alan şöyle. Yani bu arsa benim babamın doğduğu yer. Onun babasının doğduğu yer. Onun da babasının yaşadığı yer. Yani o da aşağıda doğmuştur da. Aslında benim yani ecdadımın, geçmişimin bulunduğu mekan yani. Şöyle. Yukarıya doğru. Burası ev. Asıl yerde. Biz burayı zaten kendimiz aldık. Yani ben aldığımda burası yoktu. Ön bahçe. Evin kendisi. Şurada yani ıvır zıvıra kullandığımız bir göz bir yer var. Normalde burayı ben yaptırdım. Ama aldığımızda arkadaşlar... İşte bunlar, bunlar, şunlar. Yani etrafta hiçbir şey yok. Sadece şu gördüğünüz bu kapı da yok. Bu kapı bu arada tuvalet. Ama içeriden açılıyor. Şurada bir göz var. O gözde bura oluyor. Şurası çıkıntısı. Şurası tuvalet. Tuvalet kapı var arkada. Arkasında da mutfak var. Şu tarafta yok. Bakın şu uzantı da yok. Onu da söyleyeyim. Yani ben aslında şöyle bir şey aldım. Yani sadece şu. Bakın şu mavi kapı da yok. Şu gördüğünüz alan var ya şuradan itibaren şöyle. Şurası. Şu mavi kapı da yok. Yani ora kömürlüğüm. Odunlarım var. Oraya ayrı çıktık. Şu gördüğünüz alanda ahır. Onu da daha sonra çıktık. Bu. Biz bunu aldık. Daha sonra da gördüğünüz gibi şu an yaşadığım bu evi prefabriye buraya yaptırdık. Buraya yani ben aslında bir fikrim vardı. Bunu yapalım dedim. İkna edemedim yani kişileri. Şimdi şu gördüğünüz ev var ya arkadaşlar bakın. Dedim ki şu çatıyı kaldıralım. Bu prefabrik ev. Yani normalde bu ev 10 ton. Onu da nereden biliyorum? Bunu getiren adam kantardan geçerken dedi ki kardeşim dedi ev dedi tam 10 ton dedi yani. Düşün yani ev komple sacıyla, ıvırıyla, zıvırıyla, şeyiyle 10 ton. Örnek veriyorum. Bir kamyon pirket, burada pirket taşıyan başka bir köylüm var. 27 mi ton net geliyor dedi yani. Sadece pirket, yani siz betonarme bir ev yaptırın. Sadece pirketi 20-27 ton. Bunun kiremiti var, bunun demiri var, bunun sıvası, kumu. Yani say say bitmez içinin malzemesi. Suyla da karışınca o kerestesi. Yani bir ev herhalde bir 100 tonu buluyor. Normal şey betonarme bir ev. Ama bu ev geldiğiniz gibi bu kalıbıyla 10 ton. Ağır bir şey değil yani. Hani eve nazaran ağır değil. Buranın üstesi de tahta. Dedim ki şurayı kaldıralım. Bakın ha şuradan. Şurayı. Burayı kaldıralım dedim. Hemen şuraya da bir iki tane direk dikip şöyle uzunlamasına bu prefabrik evi şöyle alalım. Bu yukarıya konduralım dedim. Ya işte çok para gider de falan da filan da bilmem ne de şu temele 3 milyar harcarız hallederiz dediler. Arkadaşlar bu temel bana neredeyse 10 milyara mal oldu. Birkaç tane usta değiştirmek zorunda kaldım. Sıkıntılar yaşadım ve gerçekten yani buraya harcayacağım 10 milyarı ben o gün buraya harcasaydım bu ev bildiğiniz buraya yukarıya çıkacaktı. Buradaki avantajlarımızdan biri şu olacaktı. Şimdi bu ev 120 metrekare. Şimdi bu alan var. Aynı bunun gibi bir boşluk da diğer tarafta var. Yani
Aslında bana 200 metrekarelik bir toprak, bir alan kalacaktı. Öyle bir küçük zararımız oldu diye düşünüyorum. Ama keşke demek. Şimdi ezanlar da okunuyor. Keşke hoş bir kelime değil. Biz her zaman olanda hayır vardır demek daha âlâ yani. Şimdi şöyle yapalım mı? Yurt dışından izleyicilerimiz çok. Arada ezan seslerini duyanlar oluyor. Ben şimdi videoyu birazcık şeyleyeceğim. Sessiz olacağım ve ezanı dinleyin. Aziz Allah. Şimdi arkadaşlar, arkada ezan sesi duyunca gurbetçiler, yani çok yorumlarda görüyorum. Özellikle birkaç videomda full dinlettim. Yeri gelmişken de yapak dedim. Şimdi yine böyle bizim biraz bu ev dışı turu gibi bir şey oldu. Biz Erdalim'de böyle kapı da var. Ama bu sene kendisinden bir tane bile alamadık. Şimdi şöyle dışarıdan görünüşü bu. Evimin girişi şuradan adeta çitle aşağıya doğru iniyor. Böyle. Gördüğünüz gibi şu ceviz ağaçlarının olduğu yerler. Şurası da. Arabanın olduğu yer de bana ait. Ama farklı bir arsa, farklı bir yer yani. Ben göçtükten sonra, yani göçtükten bir mi, iki sene sonra satın aldım. Burası amca uşaklarının. 250 metrekarelik bir alan. Ben burayı daha çok arkadaşlar hayvanım olduğu dönemde hayvanın pisliğini gubara attığım yer. Şurada balyalarımı koyduğum yer. Şöyle yakınlaşayım. Burada da odunlarım var. Sahir malzemelerimi koydum. Arabamı park ettiğim. Çünkü arabayı yola doğru park ettiğimde buradan hayvan, mal, davar bir şeyler geçerken arabaya sürtebiliyor. Sürtmemesi için Allah muhafaza kenara koyuyorum böyle gördüğünüz gibi. Ev arkadan aslında böyle şuradan hemen ben zıplayıp şuraya gelebiliyorum. Yani öyle de bir yapısı var. Kot farkı var gibi bir şey yani. Bu alan da bana ait. Şimdi dediğim gibi böyle alan göstereyim. Bu video bildiğiniz şeye döndü. Benim yaşadığım yere döndü diyelim. Hatta öyle bir şey de yapabiliriz yani. Evimin iç turu veya dış turu, pardon. Ev turu değil de nasıl bir yerde yaşıyorum. Bak olabilir. Nasıl bir yerde yaşıyorum adlı bir video olabilir. Burada aslında önceden taştan bir ev varmış. Ben hiç bilmiyorum. Şimdi bu duvar arkadaşlar taş oraya kadar devam ediyormuş. Tabii şimdi kalmadı. Burada yaşayanlar, edenler. Bir Ali dayı var. Böyle aşağıya doğru da devam ediyor. Şimdi sokağım çıkmaz sokak. Şu karşıda gördüğünüzde camimiz. Şöyle şuraya da çıkayım. Evi de böyle genişçe bir uzaktan hare almış olayım he sizler için. Olur mu? Taşlara da bir normalden basayım ha. Evet. Biraz akşam vaktine geldik, kusura bakmayın. Okunan akşam ezanıydı bu arada. Şimdi bir de böyle köy turu diye bir video düşünüyorum. Köy turundan ziyade gene içeriği dolandığım bir video elimde zaten mevcut var. Sizlere yayınlayacağım. Ama birazcık da böyle başından sonundan benim evim köyün neresinde veya köyle ilgili birkaç bilgi paylaştığım video gelecek bundan sonra. Ondan sonra da evin iç videosu, ev turu videosu gelecek. Bu video bu kadar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Biraz gevezelik yaptıysam hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın.